Aa. Kalıyor. Ya da? Kesmeli miyim? Oyun işte değil mi? Zaten kendisi böyle. Ha. Aa, vurunca yere attı. Mesela Away'den sürekli bunu diyor kastı. ya. Ya artık vurma falan diyordur belki de. Mesela buraya bir de ışınlanırsan farklı bir şeye de gireceksin. Oturmakta olacak mı bilmiyorum ama ışınlanırsan olur. Bir bak yine de. Bu tarz bir şey belki. Olabilir. Biraz zaman geçirtmek gibi. Evet. Ya bunu beslediğin zaman herhalde tetikleniyor bir zaman sonra. Sana da saldırıyor. Daha da getir diyor. Evet. Okuzda galiba. Atla. Atlıyorum direkt. Atla. What? Bak. Daha neler ya. Direkt şu karşına git mesela. Dalga geçiyorsun şu an. Böyle bir şey olamaz ya. Cızgı var. Risk koyuyorum. Deathrot mu? Şaka Burada mı da bu? Silver Scarab olmayabilir. yok. O talisman şeyi arttırıyor. Eşya çıkarım herhalde. Burada ses var. Yok, burada galiba başka gizli duvar yok. O gidip geri git o şeye. Gizli yola. Bu sefer tam karşısına doğru buranın. Düz Dümdüz. mü? Dümdüz en karşı. Yasin görüyor musun Yasin? Abi bu yok yani. Bunları öldür, bir sıkıntı çıkarmasınlar, düşünmesinler. Aylarını vermen lazım bunları kendi başına bulman için. Küçük ama etkili yaratık, kanser. Git biraz sola bak şimdi. İçeri girme. Git sola bak. Ha, orada bir yer daha var, oraya da git. Buradan sol tarafa rolla atlayabilirsin. Temi dal istiyorsan. Git oradan sağa atla. Cam var, camdan atlayalım. Atla, istersen uğraşma, istersen uğraş. Ben yeter misin? Bu kesince ne verebilir? Biliyor musun? Bunlar hiçbir şey vermez. Sadece koyunlar. Burada bunu bile gerek yok. Normal açık dünyada karşılaştıklarında aynı. Belki bir tane koymuşlardır içine. Ama yani çok da sanmıyorum. Önemli bir Bolt şey diye bir şey yoktur. attı. Land 49, Great White Flash, bilmiyorum. Craft eşyalar. Devam mı? Aynen. Devam, devam. Çok bayağı kalabalık. Peki, al, kaç. Kapıyı açtık ya, boss savaşına gidelim direkt. Kapı da açılmıştır. Sonunda mimik için adil bir fight geldi ya.
Tamam, bir tane daha bulduk. Değişik gerçekten. Ben yani, şeyi düşünüyorum şu an. Burayı evet. Bulamam yani, bilmiyorum. Okey. Her yerden full gönderdik arkadaşlar. Herkes burada mı? Herkes aksiyon hazır mı? Yayının like'ını atalım. Uyku bayağı bir uyuyup geldim. Kortizondan sonra eve geldikten sonra uyuyakalmışım. Çok yorgundum. Biraz böyle Lost Ark'a girmiştim daily'leri falan yapayım diye. Son gücümle onları yaptım. Sonra uzanmıştım. Bir uyumuşum. Bayağı iyi geldi. Dual Katana'dan bir türlü böyle şey kadar keyif alamıyorum. Şu Dragon King Cage yani aşırı hoşuma gidiyor Clutch. Aşırı hoşuma gitti. Hatta şöyle oynayasım geliyor yani. Aynen. Direkt olarak bu aşırı keyif veriyor bu haliyle. Şöyle yapalım. Burada bir boss fight'ımız vardı en son. Hoppa. Evet, attan bir düşürdü. Bence bu kalkanla takılınır ya. He valla. Baksanıza şey animasyonları çok iyi. Aman aşağıya atacak bu bizi belli. Tam bir şey yaratık değil mi? Boğaya karşı böyle kalkanlı. Büyüleri falan da var. Ah be. Deneyelim mi? Sikelimizi. Dojladı bir de üstüne bize damage attı. Bak geriye doğru yuvarlanma şeyli falan yapmışlar. Ben çok iyi yapmışlar bu arada. Phase var mı acaba ikinci? Bayağı zor boss fight bu arada bence bu. Diğer o devlere göre. Oo. İçilir bir tane daha. Oğlum çok iyi lan. Çok iyi boğa fight'ı. Ne kadar uzun sürdü. Ama kalkan harbi çok iş yapıyor. Çok tanki bu arada. Çok tanki. Asil ama. De hallettik gibi bu sefer. Elimdeki kalkan da çok iyi şeyde. Kılıç da çok iyi. Çok iyi. Benim şu ikili blok esnasında atabilmesi aşırı iyi skill'i. Somber Falling Star Beast Joe attı abi. Nasıl bir şey attı acaba? Falling Star Beast Joe. Nice Great Sword. Beast Joe ne diye geçiyordur? Curse Sword mu? Yok. Nerede? Aa burada. Raytax olarak geçiyor. Int istiyor. STR istiyor. Maalesef görebileceğimiz statlara sahip değil. Nasıl göründüğünü görmemiz mümkün değil. Godfrey'in aksı. 42 STR istiyor. Şöyle bir heavy great sword şey full set baksanıza şunlar falan. Ne kadar çok aslında koleksiyonumuza baksanıza abi. Ne bosslar kestik. Nerelerden neler neler getirdik. Tablolardan bovlarımız, şeylerimiz. Polybow mesela.
crossbowlarımız, stufflarımız, artı 9 lusatımız var aslında full pure mage oynasan. Bu karakterle, bu koleksiyonla NG Plus'a girip böyle çok değişik challenge'lar yapılabilir. Her boss var veya heavy kalkan, full STR, böyle çok değişik şeyler yapılabilir gerçekten. Burası da çok değişikmiş. Yani evet, bana da herkesin söylediği, alabileceğiniz en ağır doz kortizon. Zaten mesela bir doz daha veremiyorlar. Yani vücudun kaldırmayacağı için 4-5 aylık ara veriyorlar minimum ihtiyaç bile olsa. Çünkü benim gözüm tamamen iyileşmiyor bu. İyileştirmek amaç zaten. Ama veremiyor yani. Hani bu yani vücudun alacağı, vücuda verebileceğim bu diyor doktor. Seni en az vücudu 5 ay 6 ay dinlenmeye sokup bir daha veriyor falan filan. Yani sistem bile onun üzerine kurulu. Nasıl dayanıyor? Dayanmıyor yani. Yorgun düşüyorum, çok sinirleniyorum, uykusuz kalıyorum. Çarpıntı yapıyor. Ay yanlış tuş. Falan filan yani. Nereye gitti şimdi? Çok ekstra bir tane pot içtik, gereksiz. Burada. Stamina potumuzu da içelim. Bu arkadaşlar, bunu hiç kesemedik. Çok da zor yapmışlar. Amaç bu şekil kesmek olacak. Çünkü sürekli EO'yu atacak. Aralarda kaçacağız. Bu herhalde en kötü boss dizaynı olabilir şeyin. Elden Ring'in. Devasa ejderler, sürekli EO'yu. Düşük FPS. Nereye gittiği belli değil. Mimi'yi öldürüyor mu şu an? Yok. İyi bari. Zaten büyük ihtimalle duvara çarptı saldırıları. Bak sürekli böyle bir... Aha. Bak şimdi ben buradan damage yiyorum. Nereden yiyorum o damage'i? Nereye gitti şu an? Taşların arkasından bir yere gidip duruyor. Mimik nerede benim? Müziği güzel, ortamı güzel şu an bu full ama... Bak şimdi. Aman reis. Döndü, güzel. Kafasını bize döndü mü olabildiğince uzak duracağız. Çünkü asıl olayı aynen şu saldırıları. Direkt tek atıyor arkadaşlar. Bak onun içinde kalırsanız bir tik daha atıyor, ölüyorsun. Ben mimiyim nerede benim, onu anlayamıyorum. Mimiyi gören var mı? Benim mimiyimi. Ha oradaymış mimi. Sorry. Oradaymış. Yani. FPS de düşmesin. Diyorum işte. Ya birazcık yaklaştık, gördünüz değil mi olanı? Neyse, çok vurmadı. Abo, giremeyeceğim mi yanına ben senin? Bir sal ayı o yapmayı ya. Bak, böcek var sanki ayağının altında. Aa, bir daha vuruyor lan. Neyin alanı o? Yoktu bir saldırısı bir şeyi. Şu Frost'u indirebiliyor muyum? Aynen, Frost'u düşürelim. Bunu kullanacağız buna karşı. Bu build Frost up, bu build up'ını düşürmemiz lazım. Atmaya devam ediyor. Alana baksanıza, ne kadar uzaklaşıyorum. Çok sıkıntı. Arkaya vurmadı sanırım. Şanslı bir an diyelim.
İyi geceler abi. Eyvallah Oğuz, hoş geldin. Galiba AOE'yi yok, yere düşmüş, smash attı. Vuramıyorum ya. Niye demiş atamıyoruz anlamadım. Heh. Aman. Şundan bir tane yine. Şunlar hepsi birer tane vursa o kadar dibine giriyorum. Ölecek ama az kaldı. Yaptık ya bu sefer. Az kaldı ya. Hallettik gibi. Bu sefer halloldu. Güzel. Yat oğlum aşağı. Hadi bakayım. Güzel. Bu kadar. Bu da aradan çıkmış oldu. Bu bölgedeki tek kesmediğimiz bu boss'tu herhalde. Yani vardır mutlaka da. Bilindik, bildiğimiz en azından adımız gibi emin olduğumuz. Bunu da halletmiş olduk. Güzel. O ne lan? Tablo mu var orada? Aa vallahi tablo var. Oo, açmadığım Grace var. Tablo var. Oha bu kadar açık bir yerde tablo olması çok hiç beklemiyordum. Oh my god. Baksanıza bildiğiniz. Bu ne oğlum? Neresi? Abi mezarlık, dev. Şu yapılar nerede? Abi neresidir burası? Homing Instinct. Çağrıştıran var mı abi? Ne diyorsunuz? Bir yer çağrıştırıyor mu? Bu şu yapı. İçinden bakacağımız yapıyı gördüğümüz anda bulacağız büyük ihtimalle. Oo. Thank you. Bir giriş bulduk dostlar. Ananı avradını. Koluma değdi. Ele bal. Hadi bakayım. Hadi bakayım şer. Eline sağlık. İskeletleri de hiç sevmiyorum ama. Bir daha kalkıyorlar ya. Yerde bir daha öldürmen gerekmesi çok gıcık bence. Kapı kapalı. Kapıyı açmanın yolunu bul diyor. Bence iskeletlerle uğraşmadık, bulduk direkt. Koştuk. Hiç boka yaramayacak o iskeletlerle uğraşmak.
Bu mağara biraz zayıf belli. Bir tek zayıf bir mağaradayız. Reisler. Aynen. Siz alevler ölün. Nereden gidiyor lan? Duvarlarda mı bir sıkıntı var? Böyle mi? Buymuş. Gizli yol değil de alev trovarın üstüne çıkarak gidiyormuş. Tamamdır, eline sağlık. Evet, lever'ı da bulduk. Tam karşıya mı kaldık? Bizim karakter niye kedi gibi ses çıkarıyor? Bizim karakteri hatun yaptı ondan. Kediye döndü. Bizim karakter şimdi neler yapacak bak. Seaside Ruins Grace'in ışınlandıktan sonra oralarda bir yerde tablo sanırım. Yukarı çıkma gerekiyor oradan. Tamamdır Mecit'cim. Bakarız. Selam reis. Reis bir tık sinirli. Reis artık sinirli değil. Lutel the Headless. Kafasız birini bulduk abi, summonlayacak. Fazla mı easy? Tabii ki de. Level için. Tablo yararkenini. Burada değil mi diyorsun Mecid tablo? Alakası yok mu? Abi bulduğun thank you eşyasını kullanmayı unutma. Neden ki? Thank you demek için mi? Kime teşekkür edeceğiz şu an? Kullanayım bakayım. Hangisiydi? Thank you. Google'dan baktım. Bu baktım burası değil. Eyvallah Mecid ya. Çok sağ ol kardeşim. Bir anda bugün yayına ilk defa gelmişim mi oğlum? Bir anda şey hafızan resetlendi mi kardeşim? Ne yapıyoruz hafızan? Pentinglere hemen Google'dan bakıp gidelim. Hatta Google'a gerek yok. YouTube'da direkt lokasyon gösteren videolar var. Açayım onlara bakalım koşalım. Neler yaşanıyor burada? Ayinimsi. Reis, niye yoruyorsun beni? Hepinizi halledeceğim şimdi. Hepinizi halledeceğim şimdi, merak etme. Hepinizi hatta birlikte bile halletmeyi deneyebilirim. Aynen şu şekilde. Ya da amına koyarım ya. Çekil. Çekil. Şekil, iki şekil yapalım, aranızda döndürelim dedik. Bir tane bırakmadınız, kest atalım ya. Manyak mıdır nedir? Ayin mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? Dev! Dev! Ne oldu? Neyi kestik şimdi? Bilgi hayvan bulmaya çalışıyorduk. Deliler. Bir tane kaplumbağa mı bulabildik daha? Vay arkadaş. He, gel abi, göster parmağını. Göster reis parmağını. Nereye göstereceksin acaba yine? Hadi bakalım. Neyi gösteriyorsun lan burada? Bu ne? Anlayamıyorum ama. Ne gösteriyor olabilir? Tam bir tablo yeri bu arada ya. Stone Swords. Neyi gösteriyor sizce abi?
İleri doğru mu devam edeyim yoksa bu bölgede, şu anda şurada bir şey gösteriyor sanki değil mi? Neyse bir ileriyi kontrol edelim. Zaten hala ikinci veya üçüncü bilgi hayvanı bulamadık. Vallahi nereye gösteriyor bilmiyorum. Diğer iki bilgi hayvanı nasıl ortaya çıkaracağımızı bilmiyorum. Geçen sefer böyle bir bilmece verdiğinde oyun bize. Bildiğiniz rastgele bir kayaya vurmuştum ve onun içinden çıkmıştı iş. Buradaki 3 bilgi hayvan mevzusu, oradaki heykelin parmağıyla göstermiş olduğu yer, neden yeri gösteriyor? Yer altına geçeceğimiz bir yer mi var? Oraya bir skill, bir şey mi atmalıyım? Bak şu kulenin içinde ne var? Kurtları kessem ne anlamı olabilir? Var mıdır bir anlamı? Olabilir bu arada, hiç belli olmaz. Belli olmaz. Baykuş gece çıkıyor olabilir mi? Bak bu çok mantıklı bu arada. Bu aşırı mantıklı bu arada, bakalım. Hemen ne yapıyoruz? Past time until nightfall. Gösterdiği yere gece gidelim. Değil mi? Ruh halinde olacak büyük ihtimalle o hayvanlar. Yani bu şekilde olmayacaklar diye düşünüyorum. Bunlar tabii, bunlar direkt şey, deniz anası salmon kafasında da bunlar değil yani. Yani bunlar direkt enemy. Zaten bulmamız gereken şey bir düşman olduğunu düşünmüyorum. 3 tane bilge hayvanı bulduk. Bir tane kaplumbağa bulduk gündüz. Gece mesela baykuş olabilir. Üçüncü bir tanesi de bir yerden gizli bir şekilde çıkarılıyor olabilir. Buradaki bilmeceyi çözmenin olayı o. 3 tane bilge hayvanı bulmak. Yukarıda bir tablo daha var gibi duruyor bu arada. Bakın şurada bir tablo daha bulacağız gibi. Gölete mi vurayım? Denk getirmemiz gerekiyormuş tamamen. Şimdi son kaldı. Sonuncu kaldı dostlar. Ne oldu? Demin ne oldu? Neyin yanından geçtim? Oldu mu? Ah! Aa okey. Bu ne lan? Okey bunu da gördük. Bu tabloyu alamıyor muyuz? Ha yukarıda herhalde bu tablo. Tamam dostlar. Üçünü de bulduk. Seal'ı kırdık. Ha yok, burada tablo yokmuş. Sadece chest. Memory Stone. Peki. Chest'i de isterdim aslında. Çaman, painting olmasını isterdim. Anla ki. Güzel. Bir tane daha bulmacayı çözdük. Bu nedir abi? Buradaki gizemi çözmemiz lazım. Buranın altında bir yerde bir giriş var. Buraya inmenin safe bir yolunu nasıl bulacağız? Şuradan gibi. Tamam, orayı gösteriyor, aşağıyı gösteriyor. %100. Kesin yani. O ablalar çünkü bir genelde gizli girişleri gösteriyorlar. Burada bir gizli giriş olması lazım. Tam olarak bu bölgede bir gizli giriş. Yes. Yine bulduk, güzel. Impaler's Catacomb bulduk arkadaşlar.
O kapımız açılmayacak, bakmıyorum o yüzden hiç. Bu %100 yani. Akademik eğitim olduğu bölgede almadığın bir şey kalsın. Mutlaka, mutlaka. Almadığım chest, kesmediğim boss tonla vardır. %100, %1 milyon, bir sürü, bir sürü. Abartısız yani. Kesinlikle şey iddia edemem, her şeyi kestik, yaptık. Yalnız bu ufaklıkların olduğu yerlerde hep bir gizli bölmeler olur normalde. Ama burası boş bir oda gibi, yani burası niye boş bir oda gibi? Beyit odası mı? Ne bu? Bir şey gören varsa söylesin. Bir bow run yapalım mı ya burada? Hadi burayı bow'la geçelim. Komple bow. Aha. Ah. Ne oluyor lan? What? İlk defa böyle bir mekanik görüyorum. Ne yaşandı şu an? Kafamızı duvara duvara vuruyor, bir şeyler yapıyor. Buralarda bir... Bizi duvar mı bulacağız ölmeden? Bir yerde gizli bir duvar var dostlar. Ölmeden bulmamız lazım. Din lol. Neyse ki çok vurmuyor. Level'ımıza göre şey ya. Çözüm. Tamam, bulduk. Var mı only bow kill'imiz? Gibi. Bowlarımız yetmeyecek ama bunları bir keselim. Evet, bowumuz bitti. Legolas mısın be? Kolaydı. Bu da tamam.
ağaç, tam karşı orta, o yapı ve bir tane taş mezarlığımsı bir şeyden bakacağız. Sanki şu karşıdaki şu yuvarlaklardan birinin arkasından, değil mi? Şuradan buldum şu taş. Bulduk bence. Bu. Net değil mi? Evet. Nice. Ne bıraktın? Incantation Scarab. Hayda. Acaba bütün bunları toplamaya başarırsak bir finali var mı? Nerede? Şunu verdi arkadaşlar. Eksi fiziksel ve şey veriyor. Bunu verdi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Aha. I gave Millicent the prophecies. You gave Millicent the golden armlet. Güzel. Fully realize her true worth potential. Like her beautiful mother. Annesi de savaşçıymış. Oha. She is a bud. Green and undeveloped. Waiting for flowering to magnificence. Belki bu söyleyebilir bize yerini. Never seen but such. Tamam. Kardeşleri de varmış. Vermedi ama işte birazcık ipucu verse. Nereye gitti kız? Ah iyi yapmışsın. Annesi gibi o da bir savaşçı potansiyelini ortaya çıkaracak. Kardeşleri gibi. Çok büyük bir potansiyeli var. Bir şeyler dedi. Ama neden... Neden bize... Bu ne lan? Bunu da alalım. Bize neden yerini söylemiyor? Bir ipucu vermiyorsun. About Melania and her king Constridagon were blessed with the... Melania öldü. Oha sen... Queen Mary, the queen was a new god of Forge of New Order. Since Melania fought Radahn... Melania Radahn'la da savaşmış daha önce. I have dedicated myself to her. Melania'ya vermiş kendini. Order of Road. The Cycle of Decay and Rebirth. Desperate Prayer diye emot verdi. Tamam, başka bir şey yok. Buradaki diyalogları hallettik. Kız en son artık dövüşelim falan demişti. Acaba dövüşebileceği bir yer var mı map'te senin bildiğin? İşte onu düşünüyorum. Bolu verdiğimiz, iyileştirdiğimiz kız bir eskiden bir annesi de bir savaşçıymış. O da artık doğru savaş potansiyelini ortaya çıkarabilirmiş. Ama bu kız nerede çıkacak piyasaya? Bizim karşımıza çıktığı yeri de tam hatırlamıyorum. Acaba onu iyileştirdiğimiz kiliseye gitmeli miyiz? Onu iyileştirdiğimiz kilise ne taraftaydı? Bir gezelim şurayı bir. Radan'ın bacaklarını koparan o kadın galiba zaten. Malenia mı? Bir de işin şey yanı. Mesela diyelim böyle yerlere geliyoruz. Bunlara gece gelmek ayrı, gündüz gelmek ayrı falan. Oo, burada neler açılmış? Amma çok büyüğü açılmış. Chance Dragon Spray. Bizde kaç tane? 10 tane Dragon Art'ım var. Bunlar 2 ile alınıyor baksanıza. Glintstone Spread. Chance Dragons. Aman. 3 tane ile alınan var. Ice Spread of Borealis from above. Emits her roar of Elden Dragon Grey Owl. Magma Bread. Şu ikisini de alalım. Bütün hepsini aldık. Bütün dragon artlarımı harcadım. Bütün dragon büyülerini aldık neredeyse. Amma çok dragon büyüsü açılmış. Hepsini deneyelim. Fate gitmemiz lazım. Int Fate verip hepsine bakmamız lazım da. Erdtree Capital'da hangi büyük statüde? Radagon'un büyük heykelinde, kapitalde. Prayer Book'un var mı bu arada? Buna daha da büyüler verdik. Maşallah. Büyülere bakın dostlar. Maşallah.
Ancient Dragon Lightning Strike öğrendik. Ancient Dragon Lightning Spear öğrendik. Giant's Flame Take T öğrendik. Yemin ediyorum otur bütün Fate build'ine dön. Her yeri Fate çevirip o kadar çok Fate büyüm oldu ki. Yemin ediyorum böyle bir Fate yok yani. Main Fate'imiz yok mu? Ne diyorsunuz şu andan itibaren? Döndük mü bir anda? Lavanda var. 100 Fate, 100 Vigor. Allah aşkına. Ne Fate büyüleri geldi öyle. 20 tane Fate büyüm var herhalde. Bakacağım. Dragon Breath'ler. Flame'ler. Ben bu kadar fazla Fate büyüsü olduğunu bile bilmiyordum oyunda. Bağlantı tabii var belli ki. Çok bariz bir bağlantı var. Ama nasıl bir bağlantı var? Bilmiyorum. Ve bu bizi bir lokasyona yönlendirmiyor. Kaplumbağa sadece Radan'ın heykeliyle alakalı bilgi verdi. Radan'ın heykeline, statüsüne de bakmamız gerekiyor Earth Capital'de. Yani böyle böyle baktığın zaman yapılacak aslında daha tonla şey var. Hikaye, side quest anlamında. Ve bunlar ana gidişatı çok ciddi anlamda etkileyebilen faktörler. Ve ben gerçekten o kızın hikayesini devam ettirip oyunu oynamak istiyorum. Ve kızı bulmaya çalışıyorum ve kızı buldum abi. Ve kız gerçekten burada. Yine karşılaştık. Bana verdiğin el inanılmaz hissettiriyor. Kılıç tutan elim gibi. I would have you call upon me in battle should you ever have the need. Belki size söylemesi aptalca ama diyor. Bu kılıç tutan elim belki beni savaşta kullanabilirsin. Eğer ki beni that I express my thanks. Beni bir savaşta çağırırsan diyor. Bu diyor benim teşekkürlerimi sunmamın tek yolu olacak diyor. Ama nasıl yani? 1v1 anlamında demiyor bunu. Bir otur kalk yapalım. Bir savaşta onu çağırmamı istiyor dostlar. Bulut haklı canım zaten. Onu bir savaşta çağırmamı istiyor. Bir gece yapalım bakalım yeri değişecek mi? Eren'cim gideriz dostum. Gideriz brom. NG plus yapmadan. Boss kaçırma mevzu değil şu an. Tamamen bu görevin nereye gideceğini çok merak ediyorum. Kız yok oldu. Evet, buradan da başka bir yere gitti. Beni bir savaşta çağırmanı istiyorum diyor. Ancak o zaman teşekkürlerimi sana sunabilirim diyor. Bu kol inanılmaz bana verdiğin diyor. Bu kız bir savaşçı olarak bize bir noktada yardım edecek. Ama hangi boss? Sonuçta Radan'da belki edecekti. Ama Radan öldürdük. Radan'ın heykeline mi gitsek Capital City'de? Radan'ın heykeli Capital of Ash'te olması lazım. Radan'ın heykelinin yerini hatırlayan var mı? Yok, bununla bir ilişki, devam eden bir diyalog yok. Aa, ben de mi yanlış yer mi ışınlandım? Okey, buradaymış. Okey. Böyle bir... Bunun amacı ne olabilir? Böyle bir yerde karşılaşmamızın... Senin artık kim olduğunu çok iyi biliyorum. Ve bildiğim şey benim için yeterli. Beni bir savaşta çağır. İhtiyacın olduğunda. I'm searching for a fort to the north of the ruins. Medallion that allows him to visit the Helic Tree. Ah, I believe that is where Melania will be found. Helic Tree is hidden somewhere in the north. Oh, aslında bizi Helic Tree'den senin hakkında her şeyi biliyorum dedi. Burada bir madalyon varmış dedi. Teleport olmamız sadece Helic Tree'ye dedi. Şuradaki teleporttan bahsediyor. Abi.
Melania orada bulunacakmış dedi. Melania'yı öldürdük. Kardeş sana kolu nasıl verdik biz? Bir dakika neler diyorsun ya? Yapma. Yapma. Melania fight'ında mı çağıracaktık bunu acaba? Nasıl olabilir ki? Abi. Haydi. Yine karşılaştık. Kendimi açıklamama izin ver. Ben Melania'nın kanındanım. Kardeşi olabilirim, çocuğu olabilirim. Piçi olabilirim. Ne olursa olsun. İçim, bir aramızda bir bağ olduğunu. Ama Melania'ya dönmeliyim. Radan'ın Melania'ya dönmeliyim ya. Melania, Goddess of Rot. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne olacak orada onu öldürdüğümüzü öğrenince bilmiyorum. Ethel Brace of the Helic Tree. Direkt burası değil. Buraya girmeden önce bir yere mi gideceğiz? Quest nereden başlıyor? Nereye gidiyor? Şaka gibi bunu nasıl çözmüşler? Abi. Bu tarz bence çok daha fazla şey var da. Nasıl olacak bu iş? Çok karışık. Ve bu questline yani guide'sız nasıl bir insan buluyor, devam ettiriyor? Nasıl bir şey ya? Şimdi kız nerede? Kestim değil mi ben bunu? Hayır kesmemişim. LOL. Ben bunu kestim zannediyorum. Amma vuruyor be. Reis bir dur be. Sen de sıkıntısın he. Ben heavy roll miyim? Yok değilim. Rotlayacak bu bizi kesin. Bir oksik. Mimik de çağrılmıyor. Hadi otur uğraş. Gelsene bana doğru fightlayalım bari. Çok az demiş yiyor ya. Bir de rot benim canımı götürüyor. Bu ne abi ya? Fight nereden çıktı? Mob mu acaba? Evet, mob mu bu ya? Resetleniyor mu? Reis gelmiyor da buraya. Neyse şeyin içinde kapışayım bari. Ne yapayım? Oha. Boss fight yeri yüzünden ve boss'un... Baksana gelse yanıma kapışsam düzenli. Alakamız yok. Nerelerde ne hareketler yapıyor bak. Yanıma gel. Yürü lütfen buraya yürü. Düştü. Şimdi saplacı ciğerine. Ona rağmen yine şey ya. Da yarayacağını aldık. Daha ve çok botum var daha. Buglandı mı? Buglandı. Tamam. Bu çok iyi oldu.
Bunlar bu ağaç bossları bug'lanıyor ilk şeyden sonra, yere düşmeden sonra. Daha önce de olmuştu. Güzel, oh be. Ver 50k 100k bari de. Golden Seed attı, oha. Oğlum galiba 15 bota çıkılıyor lan oyunda. Okey, çok tatlı oldu. Hadi bakalım. Vay be, Golden Seed atıyormuş. İyiymiş yani drop'u. Aha. Ne? VS mi atacağız? Bir dakika, Millicent... Millicent kesmeye mi gittik? Neden? Bu kim bize yardım eden? Malenia'nın hareketini yaptı. Yanımda biri olmasın ama VS ataydık bari. Onu öldürür mü? Onu öldürsün, 1v1 kalmak istiyorum. Yanımdaki inşallah kesemiyordur onu. Yanımdaki kim abi? Evet, öldür onu. Abi öldürdü. What the fuck? Acaba düşman olmuyor muydu normalde? Melania'yı öldürdük diye mi oldu? Ve Melania'nın kılıcı mı o? Ölsek mi bir? Aynen, bir ölelim. Kılıcı ne? Kılıcı Melania'nın kılıcı gibiydi. Abi bir, iki tane yazı vardı. Biri sarı, biri kırmızı. Öyle mi? Aman abi o zaman dur. Öldürmek istemiyorum. İyi oldu o zaman. Bir dakika, inşallah tek seçim değildir ve siz. İnşallah bir tane kırmızıyı seçtim de bir daha seçilemez olmuyordur. Nerede? Ben fark etmedim yanındaki yazıyı. Bakayım. Aa evet. Assist Melisand. Aman abi öldürüyordum yanlışlıkla. Ay 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 ay. O kadar istemiyordum ki öldürmeyi. Oo bayağı güzel. Oo ölmesini engellemek için. Ha siktir, fight'a bak. On numara 5 yıldız duruyor şu an burası. Ama yapmayın. Oh! 4v2 mi atacağız? Evet, 2v1 o, 2v1 ben. Zor olacak, tamam. Tam burayı iyi oynamamız lazım. Hadi bakalım chat. 6 potumuz var sadece. Tamam, Millicent'a yardım ediyoruz. 4 kişiden kurtulmasını sağlamaya çalışacağız. Sonra da hikayesi nasıl ilerleyecek bakalım. Soul'lar nereye gitti? Soul'ları da alalım da. Soul'lar nerede lan? Niye soul'lar yok? Soul'lar gitti. Nasıl keseceğiz ki bunları? Çok kalabalık. Çok değişik. Çok değişik. Neyse, sikeyim soul'ları ya. Soul mu lazım? Öldüler mi? Öldürdüler. Direkt öldürdüler. What? PlayStation 5 ile oynuyorum Emir. PlayStation 5 koluyla oynuyorum. Direkt öldürdüler abi. Nasıl yapacağız o zaman? Allah Allah, bak şimdi. Katana'yla daha mı rahat ederiz bunlara karşı acaba? Alan hasarıyla değil mi? Katana'nın alanını yapacağız abi. Mecbur. Şu. Şunu yapacağız. Şunu yapacağız. Skillini kullanacağız abi katanın. Pot da içelim. Şundan yani. EO'yu kesmemiz lazım. Düştü abi. Ha düştü mü? Aşağıya mı düştü? Okey. Okay.
Birinden kurtulduk bu sefer. Ama aman aman. Kıza yardıma, kıza yardıma. Tamam, biri daha gitti. Öldürmeyin. Tamam, o da öldü. Harikayız. Harikayız. Hallettik, hallettik. Huh! Millicent's sisters defeated. Millicent'ın kardeşleriymiş bunlar. Oo, kardeşlerini kesmişiz. Rotten Wing Sword Insignia. Ne aldık? Oğlum çok acayip oyun. Talismanımsı bir şey aldım. Great Raise Attack Power with Successive Attacks. Abi neler diyorsun? Greatly Raises. Ne kadar mesela? Gösteriyor mu? Takım çık... Yok göstermiyor. Hiçbir istatistik göstermiyor. Greatly Raises Successive Attacks diyor. Direkt düz vuruşlarımı güçlendirdi. Ve nereye gitti Millicent? Burada karşılaşmayı bekliyordum. Amanın yarabbi, inanılmaz ya. Aa burada. Burada. Ne? Yapma, yaralandın mı? Elini verdiğin için teşekkürler, yardım et. Senin yardım olmadan burayı indiremezdim. Baştan sona sana hep borçluydum. Çok teşekkürler. Senin yardımınla kendi kişiliğimi yaşayabildim. Lütfen ölüyor musun? Burası her şeyin bittiği yer. Sana durmak için pause verdim. Yani ara verdim. İğneyi kendim çıkardım. Buraya seni kim soktuysa ona söyle. Kendimden başka bir şeye dönüşeceksem çürüyüp gitmeyi yeğlerim diyor. Lütfen bırak yalnız başıma öleyim. Çürümüş yaram her zamankinden daha kötü. Dokunulamaz, çürümüş. Lanetli olarak yok olacağım. Bırak gideyim diyor. Yok mu bir yolu? Yok mu bir yolu? Kardeşleri tarafından öldürülmeye çalışıldı. Yok mu? Rotten Winch Sword Insignia diye. Belki de oyundaki en zor alınan, en nadir talismanlardan birini aldık. Ve bırak öleyim diyor ki burada yine bir rotun etrafında Millicent'ın hikayesini de görmüş olduk arkadaşlar. Kulübeye geri ahime koşalım. Git dedi, zaten şey dedi ama ben buradan ayrıldığımda bu ölmüş olacak büyük ihtimalle. Git, seni kim bu işe soktuysa ona söyle, ben olmadığım biri gibi yaşamak istemiyorum falan filan tripleri. Of, değişik yapmışlar. Bakacağım kulübedeki rahibe. Peki dua etseydik? Dua etseydik? Bir daha mı kurtaracağız acaba? Hala ölmedi gerçi. Belki evet vardır bir şeyler. Dur bakalım. Yalnız hikayenin orada bitmesini hiç beklemiyordum ya. İnanılmaz yani. İnanılmaz. Şuraya bir bakacağım. Kız emot vermişti. Bir saniye bakacağım. Buna bir gidelim. Çünkü kız şey dedi, seni kim buna gidip soktuysa onunla bir konuş falan bir şeyler dedi abi. Ne oluyor? Millicent, kızım. Kızım mı? Neden iğneyi çıkardın? Çok yakındın, çok yakındın. Bütün çiçeklerim arasında en iyi olmaya. As your mother dedi. Ananı sikeyim. Babası bu. Çürümüş toprağın çocukları.
Annesi bu çocuklarında deney mi yapıyor? Ananı sikeyim. Konuş lan. Bu kadar mı? Seni öldürürüm ha. Ananı sikeyim. Geri dönmemiz lazım kıza. Neredeydi? Abi neler diyorsun ya? Bunlar anne baba. Malenia ve bu. Anne babalar. Ve 5 kızları var. 4-5 kızları var. Bir tanesi Millicent. Diğer 4 kızı onlardı. Baba büyük ihtimalle kızlarına deney falan mı yapıyor? Otolarım ne kadar güçlendi onu da bilmiyorum ki. Orada mısın? Hala orada mı? Kız nerede? Dua mı etmeliydim adamın önünde acaba? Kızın önünde mi dua etmeliyim? Ne yapmalıyım abi şu an? Orada kız. Ölmüş! Ölmüş! Analoid Gold Needle. Ölmüş! Dur! Çürüyor. Öldün mü? Olamaz ya. Kaldırmanın bir yolu var mı? Bundan aldığımız şeyle bir şey yapılıyordur. Çıkardığı iğneyi değiştirip buna gelip geri soksak. Hala devam ediyor mu? Şu an çok merak ediyorum. Reis vallahi saplarım kılıcı bak ha. Niye agrosundayız? Niye ışınlanmıyoruz? Return analoid. Aa. Mikioles needle. Sombre ancient verdi. Mikioles needle. Ne oldu? Mikioles needle diye bir şey verdi. Bir dakika. Mikuela'ya needle verdi şimdi de. Bu iğneyi rahibe götürsek. Yok abi bu adamın şekli şemal değişmiyor. Yok burada bir şey yok. Mikuela'nın iğnesini aldıysak. Mikuela neresiydi? Mikuela neredeydi? Bunu bir insan yardımsız nasıl olacak? İşte nasıl şu an bana tarif ediyorlarsa bulmuş insanlar. Souls oyunları böyle abi. Uçsuz bucaksız ve yüzlerce, binlerce, milyonlarca, on milyonlarca oyuncunun bir araya getirdiği parçalarla oluyor ve zaten inanılmazlığı bu noktada yani. Hiçbir şekilde bir hikayenin sizi konuşmalarla buraya yönlendirmesi mümkün değil. Hiçbir şekilde. Bir bireyin sadece o orada Melania'yı gördüm, o orada gördüm, sonra ben gördüm, o ondan görüyor, bundan duyuyor, oraya gidiyorsun, şuradan şöyle yapıyorsun, bir tane guide sonra internette bir kere düştü mü? Yazıyorsun Google'a Millicent Questline diye. Pat herkes yapmış oluyor. Herkes yaptığı için de milyonlarca önce öğrenmiş oluyor. Bu kadar yani. Şu an doğru yerde miyim? Ve nedir fikriniz, bilginiz? Söyleyin. Yani şu anda artık bunu kendimiz çözemeyeceğimiz, kendimizin çözmemizle alakalı bir şey olmadı. Çok ortada. However the needle is a
as yet unfinished and can only be used in the heart of the storm beyond time said to be found in Faram Azula. Bu diyor daha tamamlanmamış bir iğne ve Faram Azula'da bulunan fırtınanın zamanın öncesinde kullanılabilir diyor. Yani o zamanda geri gittiğimiz yerden bahsediyor. Aslında burada çok güzel bir açıklaması varmış eşyanın üstünde. Nerede kullanılabileceği ile ilgili. Yani aslında doğru yerdeyiz. Kesin olarak doğru yerdeyiz ve gayet de belliymiş. Faram Azula dediğimiz yer burası değil mi oyunda? Aynen Faram Azula ve burada zamanın gerisine gittiğimiz yer neresi? Ejderi. Aslında eşya açıklamalarından yönlendirme var gayet de. Çok da net var yani. Burada onu kullanacağımız yeri bulmamız gerekiyor sadece. Evet. Use diyemiyorum buna. Bunu kullanacağımız bir yer olması lazım. Bunu kullanmamızı sağlayacak bir yer. Bunu nerede kullanacağımızı tarif edebilecek kimse var mı ya? Tam anlamıyla. Gidelim ve bunu kullanalım. Çok merak ediyorum şu an bu iğneyi burada kullandığımız zaman ne olacak. Evet. Çıkalım bakalım üstümüzü. Burada mı batırıyoruz? Doğru yerdeyim değil mi? Şurada yatmıştık. Yok, yüz denmiyor. Üstümü full çıkarsam da. Böyle yapalım iyice. Varsa teorisi olan dinliyorum şu an. Yüzlenmiyor. Bu Dragon Boss'u kesmeden önce yapılan bir olay gibi duruyor. Olacağını zannetmiyorum. Evet olabilir. Ben başladım şu an tekrardan. Yine bozuk bir şeyler var ama bir tık daha önleri durumda. Anladım, doğrudur. Boş, boss odasında boş bir mezar. Nerede mezar var lan burada? Mezar. Mezardan kastınız ne? Bunlardan mı bahsediyorsun? Mezarlardan kastınız? Bu fosil gibi şeylerin yattığı yerlerdekilerden birinde mi boşluk var? Bak gifte tam gözüküyor. Ne gifi? Boss neredeydi hatırlamıyorum ki ben. Hadi boss'un nerede olduğunu hatırlasam bu hangi çukur? Hepsini gezelim. He. Hepsini gez. Açı olarak kaçıncı daire orası acaba? Onu bir söylesenize bana. 3 mü 2 mi sizce? Boş olanı bulacağız bunlar arasında değil mi? Ah be, eğer ki daha önce gelmek gerekiyorduysa. Yaklaştın mı lan? Peki o daireye geldiğim an çıkıyor mu etkileşim yoksa manuel mi basmalıyız iğneye? Onu bir %100 öğrenebilecek var mı aranızda? Sondan ikinci, yani şu sırada mı diyorsunuz? Sıra bu mu? Reis'ten üçüncü. Nasıl? Bak şimdi sondan ikinci çok ayrı. Bak şimdi Grace burası. Bunlar da sayılıyor mu? Bunları saymıyorsunuz herhalde. Uzaklığı önemli bayağı bir. Uzaklığı bulursak doğru çemberde dönerim. Bir kere çember attık mı da tur attık mı da yaparız. İnventoriden kullanılır hale geliyorsa o daha kötü. Her çemberde onu mu deneyeceğim? Öncelikle boş mezarı bulalım bence. Boş olanı bulmamız lazım önce. Teleport olduğunda boss tam karşında duruyordu. Yani teleport olduğunda tam arkasında olması lazım. Öyle olduğuna eminseniz onu bir deneyebiliriz. Evet, bu mantıklı bir teori. Tam teleport olduğunda tam karşımda mıydı boss?
Tam karşımda mıydı boss? Emin miyiz? O zaman tam arkamda. İlk sütunlardan sonra dördüncü sıra. İlk sütunlardan sonra, yani şu sütunlardan sonra. İlk sütunlardan kastınız şunlar değil mi? İlk sütunlardan sonra 1 2 3 4. Tamam. Şöyle durup bakalım hemen. Basılmıyor. Boş var mı mezar? Var şu. Buldum mu? Basılmıyor ama bu. Bu değil mi? Doğru yerdeyim bence. Hem boş mezar bu. Hem dördüncü sıra. Hem boss'un karşısı. Olmuyor mu? Kaçırdık mı oyunun orasını? Ne yapacağız? Acaba böyle bir boş mezar daha var da biz çok mu? Ama yo, doğru yerdeyim. West East arasından burayı görüyorsun. Abi iğneyi önce can çeken boss'un arkasında bıraktı, çiçe saplıyor. Tamam. Tamam. Doğru, onu da yani sanki zaten oraya gidip o etkileşimi yapıp aldık gibi hissediyorum iğneyi ama. Can çeken boss da deme şunu artık. Maleni amına koyayım. Yusuf her gün buradasın. Maleni abi, Maleni. Bu Millicent şu anda kız. Millicent. Bu Maleni. Tamam. Saplanmıyor, bir şey yapılmıyor. Etkileşim. Bakalım. Yüz denmiyor. Etrafında dönelim. Belki de ölmüyorsun diye tekrar ediyorum. Videoda oyunun sonundaki altın bir site kapalı geçit var ya. Senin gitmeden önce oraya gidip yapılacakları yapıyor. Sonra buraya geliyordu. Altın site. Abi orası oyunun bittiği yer büyük ihtimalle Tacım. Anladık. Tamam. Yarın final. Yaptık bunu ya. Bunu yaptık ve iğneyi verdi zaten. Buradaki etkileşimi yaptım ben. Hatta Somber Stone verdi. Ancient Somber verdi. Buradaki etkileşimimizi yaptık. Burayla bir işimiz yok. Yapıp da aldık zaten iğneyi. Aynen öyle. De yani acaba dedim bir etkileşim daha var mı? Neyse yeter arkadaşlar. Bu questline bitti. Bu questline son kez koş. Hatta nereye koy? Sinirim bozulacak. Böyle... Sakin ol. Evet evet olabilir Buğra. Yani o onlardan bolca var zaten de. Aha Valiant Gargoyle. Evet. Hadi bakalım dostlar. Zehir mi? Yes. Oo deli poison yedik. Dojlayamadım. Seri ata. Aman. Ya. Bir tane daha geldi. Ne? Nasıl yani? Şaka mı bu? Şu an dalga geçiyorsunuz.
Niye vurmama izin vermiyorsun bro? Elini öldürsem halledeceğim. İyi bari öyle beraber çok agresifleşmediler. Dur lütfen. Buna daha hiç vurmamışım ki. Botum kalmadı. Hiç inandırıcı gelmiyor bu candan ama. Elimden geleni yapacağım. Gargoyle Greatsword, Gargoyle Twinblade. Oh my god. Zehire ölmeye devam ediyorum. Nerede şeyi? Grace'in nerede? Zehire ölmeden. Grace'in yok mu? Grace'in nerede? Grace'e koşmamız lazım ölmeden. Aman aman aman. Zehire ölmeden oturalım. Otur 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 otur. Level'ın daha güzel. Tamam. Bu kılıcı bir daha elime bile sürmüyorum. O kesin. Blood. Ya da ana... Ya onu kullanacaksan galiba ana şeyde kullanacaksın da damage'i çok düşük ya. Hoşuma gitmedi. En rahatı bu olur gibi. Dostlar. Bu muydu peki bütün olay sizce yoksa devamı var mı? Var gibi ya değil mi? Bir etraf gezelim. Bir de Gargoyle Twinblade falan verdi bilmiyorum. Verdiği silahlar ne acaba? Ona bakmadık hiç. Yanlış bastım. Gargoyle Twinblade kullanabiliyor muyum acaba? Yetiyor mu statlarım? Bu. Bir bunu verdi. Bir şey daha verdi. Ne verdi bir de? Bak şimdi Gargoyle Twinblade. Ve bir şey daha verdi. Hatırlayan var mı ya? Gargoyle Salvert mı verdi? Olabilir. Rest in Coffin lol. Great Sword mu verdi? Okey. Girdim arkadaşlar tabuta. Hadi hayırlısı bizi nereye götürüyor bu tabut acaba? Vallahi bildiğin tabuta girdik. Ölmeden mezara koydular bizi oluyor galiba. Değil mi? Böyle bir ortamdasınız, büyük bir savaşçısınız, bir tabut görüp kendinizi içine koyuyorsunuz. Aha! Neler oluyor abi? Oo! Detaylar, bu ufak detayları kaçırmadan bu oyunu oynamak imkansız. Bu oyunu tam anlamıyla tecrübe etmek gerçekten, yani böyle devam edersek evet bitiririz, her şeyi buluruz ama böyle bir hafta daha oynanır yani. Ben size diyeyim günde 7 saat oynarsın. Bak 5 saat bir yayın daha olmuş. Hiç durmadan hala hiç bakmadınız, bulmadınız, gitmediniz, hiçbir şeyler, her sürekli bir şey çıkmaya devam ediyor. Ve bence bunun sonu yok yani. Bu böyle böyle devam eder. Aa bir yer daha açıldı, aa bir yer altı daha, aa tabuta girdim, aa kendimi şu mobu öldürdüm, şuraya ışınlandım. Teleporttan ışınlandım, dağa çıktım. Geminin ortasında bir anda ortaya çıktım. Bilmem ne oluyor baksana abi. Bildiğin tabuta girdik ve uçtuk yani şu an. Ve bambaşka bir bölge mi açıldı yani?
Bunlar chatten verilecek infolar dışında kendim bulabileceğim şeyler ama dediğim gibi 50 saat falan böyle sağ sol gidip mal mal gezmek lazım. Ya yani yayın dışı olacak. Böyle bomboş takılacaksın Skyrim kafası, anladın mı? Hiçbir yayında insanlara sıkmayayım, ilerleyiş sağlayayım vesaire derdin olmayacak. Gireceksin öyle koşacaksın duracaksın. Öyle oynanır. Neden olmasın yani? Zaten bu oyunlar onun için yapılmış oyunlar. Millet yayın yapsın diye yapılmıyor bu oyunlar. İnsanlar alsınlar, 10 milyon kişi oluyor bu, onu oynuyor. 1000 kişi yayınını yapıyor, atıyorum yani. Götümden uyduruyorum. Baksanıza abi. Great Waterfall Quest diye bambaşka bir map bölgesine geldik. O nasıl bir oyun ya? Devam. Erdtree koruyucusu var. Bildiğim bunu kesince büyük ihtimalle bir Erdtree şeyler... Kızın bağırışı yüzünden sırf şey yapacağım. Öldük mü? Öldük. Öldüm bildiğin. Helal reis. Üç kere bitirdim. Üç farklı sonla bitirdim ama bu tabutu ben de bulamamışım. İzlediğimde ben de bir şey öğreniyorum. Yani mesela. Bambaşka bir map. Ben mesela oyunu bitirmemeye o kadar fazla özen gösteriyorum ki. Hani bu da yanlış mı bilmiyorum ama. Yoksa bitirsen NG Plus'ı var yani bunun. Map bir yere kaybolmuyor. Allah be abicim be. Ne yordun be. Staff of the Avatar. Mesela. Baya dümdüz staff mı bu? Yo. Staff of the Avatar diye bir şey verdi. Ne bu? Silah ver. Aa, bildiğin şey lan. Beyitli. Staff değil bu. Bildiğin silah. Great Axe'ımsı. Değişik. Bu ne? Oha, devasa karınca. Ash Golden Land diye bir Ash of War. Peki bu map nereye gidiyor acaba? Neler diyorsun? Konuşabileceğimiz bir kadın mı o? Fingers kadını mı? Lord Godwin, such cruel, such humiliation. My poor sweet lording should have died a true death. As the first of the demigods to death, die as martyr destined death. Yas tutuyor Lord Godwin için. Nasıl işte onursuz bir ölüm. Böyle mi ölmeliydi tanrımız falan filan. Değil mi? O tarz bir söylem.
Evet, bunun ayaklarında temizlenecek bir şey yok gibi. Yani niye life steal yapıyorum? Haa, otolara mı empower oluyor? Bunun üzerine sıçrayacağız mı acaba? Amma yaratık koymuşlar. Neler diyorsun? Smithing Stone. Bunun üstüne atlayacağız gibi. Evet, ben de öyle gibi gördüm de. Nereden ama? Bu ağaca nasıl çıkacağız? Bu ağaca nereden çıkacağız sizce? Nereye atıyor bizi? Attı. Düşündüğüm yere attı galiba. Yok artık. Kızın bağırma animasyonu. Kaplumbağa nerede? Buradan bir yerden gideceğiz kaplumbağaya. Yukarıda, evet burası. Hadi bakalım. Oo, bunun buralarını temizleyeceğiz. What the fuck? Bunun mekaniğini bile farklı yapmışlar. Üzerindeki hani lanetleri mi temizliyoruz da iniyor? Bu arada orada da bir şey var şu karşıda. İniyor yavaştan galiba dostlar. Baksanıza. Evet, iniyor. Bırakacak kendini yere. Çok ilginç. Aman. Hadi bakalım. Aman aman. Ne alınır buradan ki? Hepsi geldi. Remembrance of the Rot Goddess, Malini, Bloodlord, Omen King, Blackblade, Horahlox. Hepsi geldi. Neyi almak istiyorduk da alamamıştık? Full Moon muydu? He? Sanki bu kızın bir tane büyüsünü almak istiyorduk da alamamıştık. Da değer bir büyüsü var mı onu da bilmiyorum ki. Ne yapacağız? Diyorum ki Melanie'nin almadığım bir şeyi var sanki. Skill'i mi? Bir şeyi vardır herhalde. Yani iki seçeneğinden birini aldık diye hatırlıyorum. Melanie'nin diğer şeyi neydi hatırlayan var mı aranızda? Bunu bir kere alacağız ve bir daha alamıyorsunuz biliyorsunuz. Bu menü gidecek yani. Bir tane hakkımız var. En altta iki kefalı eşyada spell var diyordu birisi. Falan bayağı iyi diyordu. O da olabilir. Melen'in diğer şeyini hatırlayan var mı? Sadece onu sorayım. Melen'in de mi field büyüsü var? Güzel mi? Yani o zaman ya bunu alacağım ya bunu alacağım. Check oluyorsun, o skill'i veriyor Melen'i. He. Şuna iyi diyorlardı o zaman, aldım bunu ya. Okey. Onunla gidip şey alabiliriz. Tamam. Şimdi bu bölgede nereye devam ediliyor, ona devam edelim. Ops. Tamam. Çiçek olmak istemiyorum. Ammepi burayı şimdi daha yeni açmışım. LOL.
Bir de buranın map'i varmış. Deep Root Deaths diye geçiyor. Oho. Sert misin? Peki özlemedik mi? Bir saniye dur, evet. Bu biraz absürt oldu ama. Ne verdi? 25k soul, Silurious Tree. Silurious Tree. Nasıl bir eşya bu? Yine büyük ihtimalle Fate'li falan karışık bir şeydir bu. Skill'li mikilli. Neredesin? Şu. Evet. Fate isteyen bir weapon. Değişik. İçeriye bakalım. İçeride de var bir şey, sandığımız var. Ne geliyor? Crucible Treehand. Heavy bir set mi? Hemen bir kontrol. Evet. Oo, bayağıdır. Bayağıdır heavy set gelmiyordu. Bayağıdır heavy set gelmiyor dostlar. Değişik bir setimiz oldu. Hatta hiç heavy set gelmiyordu bayağıdır. Kafalı hariç deneyelim. Kafalı değişelim mesela. Öyle değil. Kafalı şöyle denesek. Yok, yine de hoşuma gitmedi. Göğüslüğü değişsem hoşuma gitmedi ya. Abi Radan'ın armorunu o kadar güzel yapmışlar ki. Ne taksan olmuyor ya. Radan'ın armorunu bu kadar güzel yapmasalarmış. Eyvallah da. Harbi Radan'ın armoru inanılmaz yani oyunda. Ve veteran set. Veteran set erkekte çok iyi duruyordu. Radan'ın armoru kadında çok güzel duruyor. Net boss fight yani burası. Üf. Koca ağacın dibinde... Ne bu? Tipleme olarak sarı saçlı bebek oyuncak mı? Deniz kızı. Çürümüş bir deniz kızının ağaçta bağlanan gövdesi. Çok ilginç bir ortam. Bakar mısınız chat? Gerçi herkes uyuyor değil mi şu an? Sabahın saat kaçı? 5 çeyreği. Aha, teleport noktası falan var lan. Oğlum neler diyorsun ya? Aha. Faiz champion mı? Bu mu çıktı buradan gerçekten? Bu ne lan? Reis. Alo. Ne oluyor? Ah. Ha. Okey. Şimdi oldu. Daha da çıkacak mı? Evet, daha çıkacak galiba. Böyle bir sürü fight mi olacak? Anam do. Triple geldiler. What? Sakin, sakin. Triple geldiler. Hiç beklemiyordum triple. Boşluğa attım. Durun lan. Oha, harbi hiç beklemiyordum triple. Teker teker keseriz bunları ya ayırıp. Top yiyorlar çünkü. Anam!
Ne yapıyorsun? Bunlar çok vuruyor. Sıkışma Levo. Tamam, sakin ol. Bu da öldü. Tamam, öldü. Ölmedi, bir dakika yemedi. Oo, stagger yemiyor bu. Şişko oldu şimdi. Tamam, okey okey. Oldu. Feist Mist diye bir şey attı. İlginç. Oo. Oo, bize sarılan kadın değil mi bu? Geleceğini biliyordum. Ne? Bizi reddetmek tek amacı neydi? That's right. Now I am. That's right. Then you must kill me. Beni öldürmelisin. Ben Prince of Death'in Godwin'in arkadaşıydım. O zaman beni öldürmelisin diyor. Annen olmayı istemiştim. As a matter of duty, with my own flesh. Go on. You deny us, because we deign to live in death. Gel beni öldür diyoruz. Sen biraz ilginçsin diyor. Ben diyor ölümün içinde yaşayanların gardiyanıyım. Bana çürümüş şey diyorlar. Aa, tutturdum kendimi. Yine de benim tarafımdan tutulmak istediğine emin misin dedi. Öldürmemeyi seçtim. Kucaklanmayı seçtim. Godwin'in companion'ı tarafından. Hiç Hallowbrand gördün mü? İlk demigod öldüğünde onun eti bir şeyle işaretlendi. Godwin Hallowbrand. Bir tane daha Hallowbrand var buralarda bir yerde. Bulmalıyım diyor. Zaman geldiğinde Lord'umuzu kucaklayacağız. Godwin öldüğü zaman another mark in the shape of the half wheel around the center. I must find it before the time comes. My hands will be dirtied once more. Will you still let me hold you? You curse mark of dirt. Aha, ver, biz bulmuşuz. Bunu nasıl buldun? Can take his rightful place in the first of the dead. Our true champion diyor. Seni sıkıca tutabilirim bir süreliğine. Bunu nereden? Bir şey getirdik buna. Bir yerden bulduğumuz. Bir blessing daha verdi. Biraz daha konuşmaya devam ediyoruz. Godwin'le yatacağım yakın zamanda. And the first set of the demigods. Do you want... Benim için bir şey daha yap. My rune and take... For yourself the throne, stay the persecution though. Bizim gerçek elden lordumuz ol. I will soon lay with God to conceive, brandish my rune, stay the persecution of the by becoming. Galiba bu hikayeyi değiştirdi dostlar. Bize niye sırtını döndüğünden gerçek şampiyonumuz sensine döndü hikaye. Ve kadın beni öldürden lütfen benim için bir şey daha yap ve bizim şeyimiz oldu diyor. Çok ilginç. Buradan nasıl buraya geldik? Tamam, bu konuşma değişmiyor artık. Peki buradaki teleport nasıl açılıyor? Dostlar. Grace'e gidip geleceğim, bir bakacağım bir saniye. Şu teleport nasıl açılıyor acaba? Cannot be used now diyor. Şu an kullanılamaz diyor. Burası neresi? Prince of Deathstone. Bir otur kalk yapalım bakalım. Var mı burada bir konuşma, bir şey? Level up yapalım. Şuradan inventörden bir tane basalım.
Konuşma değişiyor mu bakacağım bir. Bu bir elveda. Godwin'le kalmayı ben seçtim. Tamam. Yanlış basıyorum. Fazla basıyorum. Tamam, leave. Bir daha mı otur kalk yapacağız? Bu konuşma bittikten sonra teleport açılıyor olabilir mi? Otur kalkla. Bu şey olur ya, renklenir büyük ihtimalle, parlamaya başlar. Bir daha otur kalk yapalım. Kadın değişti. Evet, yatmaya başladı. Enter the Deathbred Dream. Abi rüyasına gir diyor. Deathbred'in rüyasına gir diyor. Oh my god. Ne oluyor şu an? Hopo, bu gecenin 5.30'unda olaya bak. Oh! Neler diyorsun sen şu anda? Lich Dragon 46 diye boss fight'a girdim bir anda. Bilgisayar kapatır bu boss fight, ben size söyleyeyim arkadaşlar, hazır olun. Arkadaşlar, Arca'nın buraları vallahi YouTube'a atması lazım. Bunlar kaçacak mevzular değil ya. Bir de bu ne? Bu fight da zor gibi duruyor. Onun o brodunu çok fena vuruyor bu. Biz buna daha bir tane vuramadık. Atlık bir durum da yok. Bayağı melee fight. Damage atamadım daha. Heh. Öldürecek mi bizi belli. Salmıyor. Şu an alev üflüyor. Neresine nasıl demiş vuracağız bunu? Of the Lich Dragon. Oh my god abi. Oh my god. Ne oluyor bilmiyorum.
Oh my god. Mending Ruin of the Dead Prince diye bir şey aldık buradan. Wow. Burada hala teleport atılmıyor. Doğu kalk yapalım. Ne aldık buradan? Bir kilit bir eşya da aldık. Evet, bunun silahları ne veriyor? 90k sol verdi, evet. Önemli değil sol ya. Sol'un bir önemi yok şu an. Evet, kadın sonunda verdi, can verdi. Bir yanın setini almış olduk. Ama teleport hala kapalı. Cannot be used now diyor. Bir daha teleport. Var mı fikri olan? Şu an fikir alırım arkadaşlar. Kadın öldü. Ben bir şey yapmadım. Teleport noktası hala kullanılamıyor. Last time diyelim. Bir eşya verdi ama eşya ne işe yarıyor? Kadın hala orada yatıyor. Teleport noktası hala açık değil. Kadınla hiçbir şekilde etkileşim yok. Ne açıldı şu an? Demin aldığım şey neydi? Bunları kullanmam gerekiyor olabilir mi? Gerekebilir. Elbisene giy git. Kadın elbisesiyle alakalı olabilir mi diyorsunuz? Var mı fikri olan ya? Bilgisi olan söylesin şu an. Fear Rob. Adanın robu da değişikmiş ha. Ne veriyor acaba? Var mı özellik? Yok. Ben yapmadım buraları, bilmiyorum. Ben demin ne eşya aldım ki? Ben bir kilit eşya aldım ama. Buradan bir şey aldık demin. Aynen burada. Şu. Can be used to mend the shattered Elden Ring. Ne? Formed of the two hollow brand half wheels combine it will be aimed to principle of fire life within death into order. The golden order was created by confining this death. This new order will be one of the deaths restored. Mending ne demek? Elden Ring'i mendlemek için kullanılabilir. Mending ne demek? Tamir etmek için. Ne? Elden Ring'i tamir etmek için kullanılabilir yazıyor abi üstünde. Neler diyorsun abi şu an? Ne diyorsun ya? Haydi. Şu teleport niye açılmıyor, çok merak ettim. Dur bir round table'a dönelim. Buradan ne alınıyor? İki tane şey. Death's Lightning. Strikes surrounding with Storm of Death. Steps from above with two red lightning spheres. Bunu alalım. Fate büyülerimiz. İnanılmaz fate büyülerimiz oldu. Yani harbi NG Plus'a fate büyüleriyle gir. Şimşek çaka çaka ilerle. Alev üfle artık neyse. Kız gitmiş. Kız nerede? Yapma reis. Aa, kız burada. Kız yeri niye değişti bakalım. Hayır canım, ne spirit tuning'i? Ebe'nin
Bu arada basalım bir şeylere şuradan ya. Bir şeylere daha 10 seviye yapalım. Bir sürü var elimde. Hiçbirini yapmadık. En pahalısını bulalım. Oha, en pahalısı bu mu? Yok, A8 olduğu için. En pahalısı hangisi? Türk aklı. 1520-1750. Bu muydu? Buradan böyle en taşaklı diyeceğiniz başka bir spirit merak ediyorum. Aa bak şu. Bloodhound'u almıştık. Şunu 10 da yapacağım. Tamam, Bloodhound 10 yaptım abi. Merak etmiştim onu. Güzel olabilir. Neyse, çok önemli değil. Bu o kız mı? O ateşin yanında değil miydi? Melina'yı öldür demiştim. Melina'yı öldür demedi. Başka birini dedi. Şeyi dedi. İsmini unuttum bak. Ateşin yanındaydı. Bu kız spirit tuning olan kız. Yer değiştiriyorlar ya. Yerleri değişiyor. Kalmadı bak. Soul'ları harcadım ya dostum. Ya sen buradan, buradan da mı bir şey alınıyor? Aa, Elden Lord Bracers. Ne alaka? Elden Lord. Elden Lord seti mi var oyunun? Aa, Elden Lord's Crown. Benim soul'larım nerede? Elden Lord seti var lan. What? Elden Lord setine hiç bakmadım. Şeyi kestikten sonra değil mi Elden Lord'u? Aa, Elden Lord seti nasıl acaba? Kaç soul'um olacak ki? What the fuck? Evet, Godfrey değil mi? Göğüslü. Briar'ın da armoru var. Elden Lord, Elden Lord, göğüslük. Bu mu bu? Nasıl duruyor acaba? Soul yok ya. Şu an yetmeyecek ya, bassam da. Gerçi göğüsü alırım aynen. Basalım, hepsini alalım. Yeter yeter. Bakalım nasıl. Heavy mi? Nerede? Aa yok, medium. Çok kötü. Aşırı kötü. Sal. Veteran nasıl duruyor Melania'da? Çok kaba duruyor ya. Radan abi ya. Şu setin üstüne hiçbir şey dediğim gibi çıkamıyor. Pelerini, göğüsü, renkleri, dizaynı. Net yani. Burada ha? Bayağı kullanılıyor mu inventory'den? Use denmiyor. Bu ablayla da bir etkileşim yok. Bence bırakalım burada artık. Bence burası bırakmak ve yarın finali başlatmak için harika bir nokta abi. Bu saate kadar eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Çok güzeldi. Keyifli bir yayındı. Bayağı değişikti. Millicent'ın quest'i, buranın bulunması... Buna eşlik eden herkese çok teşekkürler. Tam olarak burada salıyorum. Haydi bakalım, görüşürüz. İzlemeyenler de yayın geçmişinden buraya kadar takip ederler. 105 saatimiz olmuş oyun içi bu karakterle. 105 saat. Ve yarın 110 saat büyük ihtimalle tek playthrough için inanılmaz ve hala keşfedemediğimiz tonla şey var. Herkese iyi sabahlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere abi.